Şu an Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Soğucalı köyündeyiz. Yanımızda Resul Küçük muhtarımız var. Kendisi önceki dönem bu köyün muhtarıydı. Yine muhtar adayı olarak seçmenlerinin, köylülerinin karşısına çıktı. Biz de bugün Soğucalı köyüne gelerek kendisiyle güzel bir söyleşi yapmak istedik. Muhtarım tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim Erkancığım. Hoş geldiniz köyümüze. İsmim Resul Küçük, 1971 Erfelek doğumluyum. Bir önceki dönemde muhtardım kendim zaten. İki çocuk babasıyım. Bir erkek, bir kız çocuğum var. Oğlum jandarma subay kıdemli çavuş. Kızım da üniversite 3. sınıfta eğitimini alıyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde. Böyle Erkancığım. Nereden aklınıza geldi tekrardan muhtar adayı olmak? Şimdi Erkancığım ben... İlk dönem muhtarlığa çıkış 2008 yılında İstanbul'dan memleketimize geldik. İşte bir işletme açtık. Annemin rahatsızlığı dolayısıyla geldim ben. İşletmemizi işletirken işte köyümüzde cenazeler oluyordu. Köyümüzde iki cami bir mescidimiz var. Köyümüzde cenaze yıkanacak, cenaze muhafaza edecek ne bir gasilhanemiz ne bir morgumuz. Bunlar yoktu. Biz bunlara öncülük ettik. Bir tane çift morglu cenaze aracı aldık köyümüze. Tabii köylülerimizin desteğiyle öncülüğünü ben yaptım. Bir tane de soğutmalı tabutlar var mesela cenazeyi muhafaza etmek için. Ev morgu diyorlar ona. Onlardan yaptık. Böylelikle köylümüz bizi destekledi, muhtarlığa çıkarttı. Ve 2014 yılında muhtar olduk. Ve köyümüzün sıkıntıları çoktu. İlk başta su sorunumuz vardı. Su sorununu gerekli yerlere müracaatlarımızı yaparak köyümüzün kendi özel suyu, yani bir yeri bağlı suyumuz yok bizim. 16 kilometre Sorkun altından geliyor, Kızılcelman'ın üstünden. 16 kilometre gibi bir mesafesi var. Buralarda Heyelan'da işte eski muhtarımız yapmış, Adem Akoğlu'nun zamanında geldi bu. Bildiğim kadarıyla buralarda sıkıntı oluyordu. Patlamalar, arızalar, işte gerekli yerlere müracaatlarımızı yaptık. Hani ishalatının komple değişmesi için. Tabii bu birden olmadı. Biz bir alternatif bulduk. Köyümüzün su boruları Kızılcelma köyünün içinden şarampollerden geçiyordu. Günde defalarca 3-4 sefer oralara su arızası yapmaya gittik. Gidiyoruz, yapıyoruz. İşte oralarda kamyonlar çalışıyor filan. O zaman odun kamyonları filan. Büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Kızılcalma muhtarımızın da desteğiyle biz devletten 1165 metrelik bir şeyimizi aldık. Boru aldık. Ve Kızılcalma köyünün Alaaddin muhtarının da destekleriyle o şarampolden 1165 metre uzunluğundaki mesafeyi devletten aldığımız boruyla, iş makinesiyle, tabii iş gücünde kendi köylülerimizle birlikte 19 gün bir çalışma sürecinde oradan kurtardık. Oradan kurtardık. Çok da güzel bir şey oldu. İşte ondan sonra gerekli yerlerde, yani mesafesi uzun olduğu için devletten de o kadar büyük yardım alamadık. O aradaki boruların çoğu pimaş üzerineydi. Pimaş borular yani. Onları değiştirdik aralıklarla işte 5 metre, 10 metre patlayan yerlerden, arıza çıkan yerlerden bunları yaptık. Vatandaşımızı biraz rahata kavuşturduk. Ondan sonra sadece su sorunuyla bitmiyor. Mesela bizim Kıran Mahallesi'nden aşağıya jandarmanın oraya toplu mahallesi var. Oraya inen bir yolumuz var. Oranın açılması için ben de çok talep ediyordu vatandaşlar. Tabii gerekli yerlere onların da müracaatını yaptık. Devletten bize yazı geliyor. Yolunuzu açabilirsiniz. Yalnız orada arsası, arazisi olan vatandaşlar var. Kimisinin fındık bahçesi var, kimisinin arazisi. Bunlardan izin almak şartıyla. Bu vatandaşlar bize izin vermiyor yerinden işte 5 metre geçecek veya 2 metre birinin yerinden geçecek. Bunlar izin vermediği için bu yol biraz uzadı. O arada da başka alternatif bulduk. Orman
bölge müdürlüğünün, devletin yolundan doğru kadastroyu getirdik. İşte ölçümünü yaptırdık, kodlarını aldık. Bu sefer izin alma işimiz Orman Bölge Müdürlüğü'ne düştü. Orman Bölge Müdürlüğü de Kastamonu'da olduğu için oraya dilekçemizi verdik. İşte kendim gidiyorum, işte dilekçe gelmedi filan derken en son dördüncü seferde o alternatifi de bulduk. O izinle alındı. Ormandan doğru bu yolumuz açıldı. Açtırdık yani. Yine köylülerimizle beraber. İşte bu yol şimdi benim bıraktığım gibi kaldı. Tabii muhtarımıza müracaat etti. Şu anki mevcut muhtarımız Hakkı Doğan. Ona da teşekkür ediyorum. İşler uzadı bürokraside. Herhalde 2025 yılına program alınmış şey. Köyün yolu. Ama orada bir zoru başardık yani. Yolun açılmasında bir sıkıntı yok. Bu sene seçildiğimiz zaman o yolu ulaşıma açacağız. Kraydar'la bir tesviye yapılacak. Taşı dökülecek. En azından bir araba yürüyecek vaziyete. Bir dahaki sene ise daha devlet programını yapmıştır Köyler Birliği bu programı şimdiden. Şimdi yeni seçilecek muhtarlar var. İşte devam edecek muhtarlar var. Şimdi seçilmeyince oradaki programın ne olduğunu bilmiyoruz yani şimdi. Ama büyük bir ihtimalle bu yazın o yol hizmete açılır yani. Muhtarlık döneminizde yarım kalan işleri tamamlamak için anladığım kadarıyla tekrardan aday oldunuz. Aday oldum. Evet. Peki buradan köylülerinize, seçmenlerinize ne söylemek istiyorsunuz? Ben seçmenlerime desteklerini bekliyorum. Yani ben verdiğim sözü arkasında duran bir insanım. Yapamayacağım sözü de vermiyorum yani. Sonra mesela bizim köyümüzün Erkan Bey, eskiden muhtarlar inşaat ruhsatlarını muhtarlar veriyordu. Şimdi o kalktı. Mesela biz 40 metre, 60 metrekare bağ evi yaparken vatandaş hiçbir kuruma gitmeden muhtardan belgesini, inşaat izin belgesini aldı mıydı evini yapıyordu. Ama daha büyük ev yapmaları yapmak isteyen vatandaş il özel idaresine gidiyor. Oradan izin belgesini alıyor. Oranın verdiği şeyle tabii ev yapacağı yer köyün yerleşik alanın içinde olması lazım. Ve bizim köyümüzün 46 köyümüzün içinde köyümüzün yalnız köyümüzün harita planı projesi çizilmemişti. Plan projesi yoktu köyümüzün. Biz onun da müracaatını yaptık. Köyümüzün gereken kurumlara yaptık, geldiler, ölçümlerini, haritası çıktı. Şu anda da herkes yerini mesela Google haritalara da girdi. Önceden yoktu mesela. Şimdi tekrar seçildiğimiz zaman köylerimizin de desteği olursa ilk yapacağımız iş köyümüzün Ahat Mahallesi'ndeki okulumuz atıl bir durumda. Müteahhitlere mi artık ustaları getireceğiz. Ben yıkılıp yeniden yapılması taraftarıyım. Bunun içinde sponsorlarım da var. Köylülerimiz de destek verecek. Yalnız bakacağız. Ya yıkıp yeniden yapacağız. Tamirle bitiyorsa tamiriyle. Kültür konağı olarak değil mi köyde? Tabii, köy konağımız. Köy konağımız. Bir de köylülerimizin dernek talebi var. İstanbul'daki yaşayan arkadaşlarımızın. Orayı dernek binası olarak da derneği kuracağız. Şimdiki orası yapılıncaya kadar da şu anki işletmiş olduğumuz kahveyi dernek binası olarak ben onlara da yazdım sosyal medyadan ve temin edeceğiz. Ondan sonra köyümüzün ilk gelen kanalizasyon sorunumuz var. Kanalizasyon bunların da altyapısı yapılması lazım. Gerekli kurumlarla görüşüp İller Bankası yapıyor bildiğim kadarıyla şeyi. Gerekli dilekçeleri yazılıp mühendisleri gelip bunu da yapacağız. Artı Suğucalı mahallemizin büyük bir mezarlığı var. Çok atıl bir durumda. O mezarlığın iyileştirme çalışması yapılacak. İşte mezarlıklar müdürlüğünden izin alınarak içindeki ağaçlar kesilip işte ihale karşılığında satılıp orası bir avlu içine alıp mezarlıklarımızda çeşme yok. Toplu olan mezarlıklarımızın hepsine birer tane çeşme yapıp İşte Ağat Mahallesi'nde bir tane aşağıdaki mezarlığımızda var. Aslan Yılmazlar ve Aydınlar'ın mezarlığında, Altın Kayalar'ın mezarlığında oraya yapmışlar. Bir tane bizim bu köye yapacağız. Su güzergahından geçen borulardan su alacağız.
güzergah çok uzunsa şey yapacağız, depo yapacağız arkasına belirli bir miktarda. Yapacaklarımız bunlar. Çöp konteynerleri için bazı talepler var. Şimdi çöp konteyneri koymak sorun değil. Çöp konteyneri köye koymuşsun. Devletin öyle bir şeyi yok, yaptırımı yok. Yani çöp konteynerini koymuşsun, çöpü kime aldıracaksın? Evet, ama belediye sınırları dışında olduğumuz için vatandaş, gurbetteki vatandaşlar hep belediyeye bağlı oldukları için bizi köyleri de belediyeye bağlı zannediyorlar. Öyle bir şey yok. Yalnız aldığım duyumlara göre özel idarenin valilikle çalışması varmış. Köylerimize böyle çöp kamyonları falan alınacakmış, işte işçiler alınacakmış. O duyumu aldım. O da güzel bir şey. O şeylerle. Projeler bu şekilde muhtarım. Dernek projemiz var. Derneği kurduktan sonra bir de benim içimde şu var. Köy ürünleri kooperatifi olarak bir şeyler yapmak istiyorum. Tabii bu kadınlarımızın, kadın ağırlıklı istiyorum. Mesela Sibel Hanım'ın kurduğu evet. bir kooperatif var. Çok güzel de işliyor. Köylerimize bunu da sunacağım yani. Yapmak istiyorum. Diyeceğim Erkancığım, başka elektrik hatlarımız sıkıntılıydı. Hasandere altındaydı trafomuz. İşte muhtarlık dönemimizde onu da yaptık. Oradan çıkarttık trafoyu. Dağ yerine hem kurumda çalışan elemanlar karda kışta inemiyordu oraya. Direklerimiz yenilendi. Halen daha şimdi tekrar yenileniyor. Yeni bir proje yapmışlar. Eksik olan yerleri tamamlıyorlar yani. Evet, en son mesela şu anda internetten yayın yapıyoruz. Baz istasyonumuz yoktu. Baz istasyonu kurdurdum köye. Vatandaşların ev telefonları vardı mesela. Ev telefonları arızalı. Hiç kimse alo demeden fatura ödüyordu. Bilgi Teknoloji İletişim Bakanlığı bu işe el atınca önceden baz istasyonlarını her GSM operatörü herkesin arazisine ücret karşılığı kuruyordu. Buna bakanlık el koydu. Şu anki milletvekilimiz de Barış Karadeniz bize sağ olsun destek çıktı. Ben evrakları hazırladım buradan. Ankara'ya gittim ve ilgili kuruma teslim ettik evraklarımızı. Kendileri geldiler, ölçümlerini yaptılar. Şurada zaten baz istasyonumuzu kurduk. Köyümüzü de internete kavuşturduk. Bütün operatörler de aynı tek direkten şey yapıyor. O da köyümüze küçük bir gelir kaynağı. Başka bir gelir kaynağımız yok bizim yani. Evet. Köylere devletin verdiği öyle bir bütçe yok yani. Devletin muhtarlara al şu bütçeyi, al şu parayı da işte köyüne yol yap, su yap, böyle bir şey yok. Biz köylülerimizle birlikte, köylülerin desteği olmadan hiçbir şey olmuyor. Yani hem maddi hem manevi desteklerini bekliyorum köylülerimizin de. Bize de hayırlı olsun demek düşüyor o zaman muhtarım. İnşallah muhtar seçildiğinizde yarım kalan hizmetleri tabii, bir bir gerçekleştirirsiniz. Tabii burada şimdi eksik olan şeyler vardır yani. Mahalle içindeki çeşmelerimiz de var yani. Onların da tamiratı, bakımı yapılacak. Yıkılması gereken yıkılacak. Yapılması gereken yeniden yapılacak yani. Dileklerim bu kadar. Hayırlısı. Çok teşekkür ediyoruz muhtarım. Sadece bu hizmetlerle bitmiyor. Vatandaşların da sıkıntılar oluyor. Sosyal yardıma ihtiyacı olanlara sosyal yardım aldık. Evlerini yaptırdık. Mesela iki haneye birer baş hayvan aldık. Bir haneye altı baş hayvan aldık. Yani bu sadece muhtarın görevleri yol yapmakla, su yapmakla, şunu yapmakla bitmiyor. Vatandaşın hastanede işi oluyor, işte başka kurumlarda işi oluyor. Her tarafa koşuyoruz yani. Elimden geldiği kadar ben herkese yardımcı oldum. Halen daha oluyorum. Yani seçilirsek, vatandaş takdir gösterirse yine çalışmalarımız devam edecek, yardımlarımız yani. Ben buradan bütün köylülerime, seçmenlerimize, işte güncel haber takipçilerine saygılarımı ve selamlarımı sunuyorum. Çok teşekkürler. Sana da teşekkür ederim. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. Muhtarım. İnşallah. Tekrar görüşmek üzere. Yani diğer muhtar adaylarına da başarılar diliyorum. Herkesin kendine göre bir projesi vardır. Herkesin aklında hayırlısı olsun. Ben teşekkür ederim kardeşim.